Evet sevgili dostlar, çok yoğun bir gecenin ardından içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olarak bize Kur'an'da bildirilen bir gecenin ardından yine bir iftar akşamında Sultan-ı Zaman programından Olay TV ekranlarından sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı akşamlar. İki değerli konuğumla birlikte bu akşam iftara yol alacağız. Konumuz yine Ramazan ama bu akşam Ramazan'da neler kazandık ya da neler kazanmalıydık? Kazandıklarımızı nasıl muhafaza etmeliyiz? Bunları konuşacağız. Konuğum Bursa İl Müftülüğü vaizlerimizden Mehmet Cila. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Tahsin Bey Hocam. Çok nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Böyle iftara doğru adım adım ilerlediğim şu mübarek saatte hakikaten dostlarla beraber olmak son derece keyif veriyor, evet, mutluluk evet, veriyor. Evet, evet. Yani evet. Bu önemli bir zaman. Bunu tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, hemen yine bize bu akşam Kur'an kıraatinde bulunacak olan çok değerli kardeşimiz İsmail Hakkı Tekkesi Kur'an Kursu hafızlarından. Ben çok önemsiyorum genç kardeşlerimizin gündeme taşınmasını, onların teşvik edilmesi açısından bunu çok önemsiyorum. Ben bu bakımdan yine bir genç kardeşimizi bu akşam kıraatiyle karşınızda olacak. Ahmet Kır, Hafız Ahmet Kır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Evet. Sayın hocam, Ramazan. Ben her konuğuma, burada tekrar tekrar söylüyorum bunu. Belki seyircilerimiz üzerinde artık alışkanlık oluştu ama ben yine soracağım size. Ramazan, Mehmet Cila'ya baktığında ne görüyor Ramazan'la ilgili? Şimdi öncelikle Ramazan-ı Şerif hakikaten bereket getirdi. Öncelikle bu iftar saatinde seyircilerimize güzellikler dileyelim. Mutluluklar, hayır, bereket dileyelim. Ramazan-ı Şerif hakikaten her alanda, hayatımızın her alanında bize öyle güzellikler getirdi ki yaşayan bilir bu lezzeti. Yani böyle izahı da zor esasen. Şöyle bir baktığımız zaman hakikaten zaten Ramazan'ın ismi de insanı, Müslümanı kötülüklerden arındıran, temizleyen ve güzelliklere eriştiren bir mana da var o kelimenin altında. Evet. Dolayısıyla özellikle genel manada baktığımız zaman müminin hayatında, aile hayatında, ferdi hayatında ve genel manada toplum hayatında çok böyle izler bıraktı. Unutamayacağımız derecede bakan görür zaten. Şöyle bir sezersiniz. Düşüncede, eylemde, davranışta insanın Ramazan'dan etkilendiği hemen açığa çıkar yani. Bunu gözlemleyebiliyoruz bakışımızda hemen. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif özellikle Bursa çapında şöyle baktığımız zaman camilerimiz dolup taştı. Evet. Her katmandan insanımız geldi. Mesela ben bazen Ulu Cami'de bulundum. O devasa, o yani o mübarek mekan doldu taştı ya. Diğer camilerimiz de öyle. İftar ayrı bir güzel, sahur ayrı bir bereket, oruç ayrı bir zevk, Ramazan'daki teravih ayrı bir huzur verdi. Öyle değil mi? Evet. Bu arada fidye var, fitre var, kefaret var, zekat var, yoksullara yönelik böyle, muhtaçlara yönelik böyle iyiliklerimiz var. Hepsi. Belki unuttuğumuz bir sünnet olarak itikaf var aslında. Evet. Onu da zikretmeden geçemeyeceğim. Hı hı. Yani Ramazan her bakımdan bizim hayatımızın her alanında çok güzel izler bırakarak gidiyor Tahsin Bey Hocam. Evet. İnşallah Rabbim tekrar kavuşturur. İnşallah. Yani Ramazan ayının birçok özelliğinden bahsettiniz. Yani bize sunduğu güzellikler. Elhamdülillah. Yani özellikleri ve güzellikleri daha ilave edeceğiniz bir şey var mı bu konuda? Şöyle, şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Ramazan-ı Şerif'in ismi tek adı geçen aydır. Şehru Ramazan ellezî. Yani kameri aylardan adı geçen bir tek, evet, ay var, o da Ramazan ayı. Ramazan-ı Şerif, Ramazan. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an derken Rabbimiz burada Ramazan'ın özelliklerini bize öncelikle Kur'an'ın indirildiği, Kur'an'ın inzal buyurulduğu ay olması itibariyle ve Kur'an'la beraber dini mübini İslam'ın usul esası olan oruç ibadetini bu ayda icra ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla oruç ayı oluşu, Kur'an ayı oluşu, namaz ayı oluşu, teravih muhteşem bir
kuvvetli bir sünnet yani. Evet. Teravihle sükune erdik değil mi? Bununla beraber az evvel ifade edildiğim gibi fitre, zekat, paylaşımcılık, iftar, sahur, bütün bereketler iç içe oldu. Dolayısıyla burada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Kur'an diyoruz değil mi? Kur'an hakikaten bizim neslimize, evimize, yurdumuza, yuvamıza, alanımıza, her alanda bir güzellik, nur saçtı. Evet. Mukabeleleri düşünelim şimdi. Mukabelelerde hakikaten dinleyenler zevkle dinledi. Manasını anlayanlar daha böyle ileriye adım atarak acaba daha ilerisini anlayabilir miyim diyerek böyle bir Kur'an'la hemhal olmanın verdiği zevk ve lezzetle iç içe kaldı. Oruç. Evet. Hocam Ulu Cami'de geçen saydım ben Ramazan'ın başından itibaren 9, bir de bizim sabah namazını okuduğumuz 10 tane mukabele var. Yani sadece Ulu Cami'de. Muhteşem evet. Bir şey değil evet mi bu? Ya. İnsanlar yarış ediyor. Evet. Onu mu izlesem, bunu mu izlesem, öbürünü mü takip yok, etsem? Yok, aynı anda olmuyor. Yakın arka arkaya yani, yapıyoruz onları. Gelen vatandaş tabii, böyle bir tabii. Kur'an coşkusuyla bunu yapıyorlar. Dolayısıyla burada şunu dediğim gibi ifade etmeden geçemeyeceğim. O da şu, oruç. Evet. Tamamen bir disiplin. Ya. Bir talim oldu değil mi hocam? Evet ya, evet. Bir talim oldu, bir disiplin oldu. Hı-hı. Bir güzellik saçtı bize. Yani düşünebiliyor musunuz? Helal olan şeylere zamanı gelmeyince, emir almayınca dokunamıyoruz. Ya. İftar saatini bekliyoruz. Allahu Ekber nidası duyulmayınca hiç kimse o envai çeşit nimetin hiçbirine ne yapamıyoruz? El süremiyoruz, emir bekliyoruz. Dolayısıyla oruç Allahu Zülcelal'in kainatın Rabbi olduğunu bize en açık biçimde ifade eden muhteşem bir ibadettir. Evet. Yani başlı başına belki daha önceki programlarda konuşulmuştur. Ramazan-ı Hocam, Şerif'in... konuşulması çok önemli değil. Bir Arap atasözü var biliyorsunuz. Et tekraru ahsen ve levkâne 180. Ne güzel söylemiş. Değil mi? Bunların tekrar edilmesi... Hiç şüphesiz. Belki daha evvelki programlarda anlatılırken duymayan dostlarımız, seyircilerimiz olmuştur. Ya da duyduğu halde es geçmiştir, anlamamıştır ama bunların güzel tekrar ifade edilmesinde, anlatılmasında seyircilerimizle ben şahsen benim açımdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün rahat olarak bu konularda. Elhamdülillah. Oruç dedim de tekrar bir iki cümleyle ifade edeyim müsaadenizle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç ibadetine ayrı bir önem atfediyor. Riya olmaz diyor. Ya. Oruçta riya olmaz diyor. Olmaz. Oruç tutanın hak katındaki makbuliyeti, hak katındaki değeri yani takdir edilemeyecek, yani insanların, meleklerin bile takdir edemeyeceği bir sevaba ereceklerini Efendimiz buyuruyor. Dolayısıyla bu mübarek oruç yani mübarek ibadet dini İslam'ın esası, usul esası ve mümini kötülükle bir yerde ne buyuruyor? Kalkandır diyor. Evet. Tahsin Bey hocam. Oruç kötülüklere kalkandır, engeller. Hı hı. Ve toplumsal hadiselerde, olaylarda da Ramazan-ı Şerif'teki olumsuz olaylar ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla orucun böyle bir etki gücü de otomatikman ortaya çıkıyor. Ramazan-ı Şerif'ten edindiğimiz en önemli kazanımlardan birisi de kötülüklere set çekiliyor, olumsuzluklar engelleniyor. Neyle? İşte oruç gibi ulvi ibadetler, Kur'an'ın bize getirdiği o güzelliklerle, daha nice sayamayacağımız şeylerle bu muhteşem ay böyle güzellikler getiriyor. Evet. Hocam şimdi muhteşem ay, elbette muhteşem bir ay. Pek çok yönüyle tabii. Saymakla bitmez. Saymakla bitmiyor. Ramazan'ın başından beri saya bitiremedik biz özelliklerini ve güzelliklerini. Şimdi biz müminler olarak yani Ramazan ayında neler kazandık ya da neler kazanmalıydık? Bir defa çünkü Ramazan... daha 3 günlük bir zamanımız var önümüzde hocam. Elhamdülillah. Evet. Evet, Ramazan-ı Şerif'te bir defa şunu hemen ifade edelim ki çok güzel meleki meziyetler kazandık. Evet. Meleki vasıflar, meleki özellikler elde ettik. Nefsani arzulardan uzak kalarak, şehevani isteklerden ve temayüllerden uzaklaşarak
meleki vasıflar vücudumuza, daha doğrusu ruhumuza hakim oldu. Böyle bir şeyi yani sezdik, yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ulvi kazanımlar hayat boyu da devam etmeli. İmam-ı Rabbani'nin çok güzel bir sözü var. Bunu zaman zaman sohbetlerimde de zikrediyorum ben. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani, bir kimsenin, bir Müslümanın Ramazan-ı Şerifi bereketli ve güzel kazanımlı geçerse kalan 11 ayı da güzel geçer diyor. Kalan 11 ay da güzel geçer. Evet. 11 ayı güzel geçen müminin ömrü güzel geçer. Evet hocam, yani bu bize bir deyim var. Yani ilk düğmeyi doğru iliklerseniz hepsi doğru gider. Eyvallah. Yani. Ama ilkini yanlış iliklerseniz, eyvallah, Ramazan'ı bir başlangıç olarak alırsak, değil mi? Diğer 11 ay. Çok güzel. 11 ay iyi giderse ömür, dolayısıyla iyi, ömür doğru, daha doğrusu ömür bereketli, evet, geçer. Şimdi bir de şu var. Tabii Efendimizin bu sözünü ben zikrettiğim zaman tüylerim ürperiyor. Buyuruyor ki bir yerde, Ramazan-ı Şerif gelip geçer de ondan müstefid olamadan hayatları, ömürleri geçer, günleri, ayları tükenir, onların haline çok acınır diyor. Ya. Bu da var. Evet. Yani gaflet içerisinde. Gaflet. Gaflet. Öyle bir gaflet ki Ramazan'daki o güzellikler semtine uğramamış. Ya. Farkına varamamış. Ve sonunda da gelmiş. Eyvah. Ne yaptım ya? Nasıl geçti ya? Hiç fark edemedim. Deme gibi böyle bir şeye düşer ki o çok tehlikeli. Dolayısıyla böyle bir hale mümin olan ne yapmaz? Kolay kolay düşmez. Uyanıktır. Efendimiz öyle diyor bir yerde. Evet. Mümin uyanıktır. Bir yere yani iki defa girmez. Evet. O yılan deliğine girmez derken aldatılmaz, aldanmaz. Evet, tabii, gaflete tabii, düşmez tabii, diyor. Bu itibarla Ramazan-ı Şerif'in bize bu meleki vasıfları, meleki meziyetleri kazandırmasından hakikaten bunu fark ederek bu kalan ömrümüzü, kalan zamanımızı daha bereketlendi bir bereketli bir hale sokarak geçirmek müminin temel şiarı olmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Tahsin Bey hocam. Evet. Ramazan bize ne kazandırdı denileceği olursa başka bir şey, Kur'an'dan aldığımız feyzi kazandırdı. Evet. Kur'an-ı Kerim'i disiplinli okuduk. Az evvel sohbetimizin başında ifade ettiğiniz gibi bir ay içerisinde mukabele ederek ne yaptık? Disiplinli bir Kur'an talimine girdik. Evet. Disiplinli bir Kur'an takibine girdik. Disiplinli bir Kur'an anlamaya yönelik yani böyle bir şeyimiz oldu. Evet, yani Allah Resulü ile Cibril-i Emin'in karşılıklı mukabelesi, evet, bunun benzeri bir durum yaşanıyor disiplinden Ramazan'da. Değil evet, tabii yani. Evet, evet. Bu hakikaten önemli bir şey. Ne kazandık diye bir başka şey ifade etmek istersek şunu kazandık. Sehaveti kazandık. Ya. Cömertliği kazandık. Paylaşımcılığı kazandık. Diğer mümin, yani bir ekmeğe, bir tas çorbaya muhtaç olan kardeşimize yardım etme, onu hatırlama zevkine, onu hatırlama cömertliğine erdik ve bu zevki tattık. Evet. Bunu Ramazan'da daha güzel hissettik. Elhamdülillah. Evet. Fitremizi, zekatımızı, kefaretimiz varsa kefaretimizi, fidyemizi, yani bütün bunları muhtaçları hatırlayarak, o kimsesizleri hatırlayarak, yani bu büyük bir kazanım oldu. Herkes birbirini seviyor ya. Yani zenginle fakir arasında bir uçurum kalmıyor. Ramazan geldi, bir sükunet hakim oldu. Hem her insanlara tarafı, hem yaşadığımız mekanlara. Şeyde de var malum haliniz. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selâm. Kadir Gecesi ile ilgili işte dün, evet, akşam yaşadık. Evet, evet. Rabbim tekrarına erdirsin. Amin. Ramazan-ı Şerif'te bin aydan daha hayırlı ve mübarek olan o zaman dilimi dün akşam yaşadık elhamdülillah. Orada Rabbimiz tan yeri ağrıncaya kadar mahza her taraf bir sükunet, bir sakinlik, bir selamet gecesi, bir sükunet gecesi, bir itminan gecesi olması itibariyle Ramazan'ın bunun tamamında bunu hissettik esasen. Evet. Değil mi hocam? Kadir Gecesi'nde zirve. Zirveye, evet, erdik. Bu sükuneti hayatımızın her alanında hakikaten mümin yaşar esasen. Yaşamalıdır. Hı hı. Bunu gaye edinmelidir. Müminin, evet, temel gayesinden birisi de bu olmalıdır esasen. Evet. Evet.
Evet Sayın Hocam. Ramazan ayı bir takım kazanımlar bize kazandırdı mutlaka. İster istemez. Biz Müslümanız dedik. Orucumuzu tutmaya gayret ettik. Eksiklerimizle birlikte hatalar yaptık mutlaka. Biz beşeriz. Zaman zaman şaşarız. Bu şaşkınlık halinde de Allah'a sığınırız. Ya Rabbi, ne yapıyoruz o zaman? Ben ettim sen etme. Diyoruz. Cenab-ı Hak da bundan mutluluk duyuyor tabii. Amin. Ama bu tabii Ramazan ayında biz oruçlarımızı tutarken de elbette Allah Resulü'nün bize tarif ettiği şekilde, Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği şekilde belki yapamadık ama yapmaya gayret ettik. Eksiklerimizle birlikte orucumuzu tutmaya gayret ettik. Şimdi gerek ferdi olarak, gerekse toplum olarak yani bu tür ibadetlerin, Ramazan'ın yani yansımaları ne oluyor yani? Gerek ferdi, gerekse toplumsal şimdi, olarak. Şimdi hakikaten toplumun her kesiminde bu zevki, bu lezzeti, bu sükuneti hissettik dedik. Şöyle bir camilere bakalım, fabrikalara bakalım, yola bakalım, metroya bakalım, toplu taşıma araçlarına bakalım, okullar, alanlar, sokaklar, çarşılar, pazarlar bunu belirgin bir biçimde hissettiriyor bakana. Bakana tabii, bakan görüyor bunu, bunu hissediyor. Dolayısıyla Ramazan'daki o zevk bir anlamda bütün hepsinden manevi iklimin her alanından istifade eden açısından böyle. Bir de Tahsin Bey Hocam, yeri geldi ifade edeceğim. Yani Ramazan-ı Şerif'te şunu da kazandık. Kararan gönüllerimizi arındırma fırsatını yakaladık. Evet. Yani kararan gönüllerimiz, kasvetleşmiş kalbimiz var. Kararan etraftan böyle müdahale, nefisten, değişik yerlerden nefsimize, hayatımıza, özümüze müdahale. Hani diyoruz ya, Ramazan-ı Şerif esasen bize unuttuklarımızı hatırlatıp ve yeniden ey Müslüman kendine gel. Evet. Gel kendine. Böyle bir ay geldi sana. Dolayısıyla bir tevbe fırsatını yakaladık biz burada. Tevbe. Kararan gönüllerimizi arındırmaya yönelik. Ve Rabbim de bundan son derece ne oluyor? Mutlu ve memnun evet. oluyor. Rabbimizin evet. ifadesi, hadis-i şerifin ifadesiyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Allah-u Zülcelal'in kulunun tevbesinden dolayı memnuniyeti birinizin diyor seferden ailesine döndüğü sıradaki sevincinden daha fazladır buyuruyor. Ya. İşte Ramazan-ı Şerif'te tevbe fırsatını yakaladık. Kararan gönüllerimizi yeniden arındırma, gönül dünyamızı berraklaştırdık. Berraklaştırma, etrafımızı saran, içimizi karartan şeylerden yeniden kendimize gelme fırsatını yakaladık. Bunu hakikaten yeniledik, yineledik. Çünkü Kadir Gecesi gibi bir geceye ermenin zevkini hep beraber yaşadık. Bir de Ramazan-ı Şerif'teki bu tevbe kapısı ebeden açıktır mümin için. Evet. Her zaman Rabbimiz sekerat anına kadar açık ama Ramazan kıyamete kadar. Kıyamete kadar açık ama Ramazan-ı Şerif'te gelin ey kullarım diyor. Ya. Meleklere karşı melekler ey Rabbim onların şöyle şöyle günahları da var ama Rablerinin kendilerini affedeceği şuuru ve bilinciyle bana yöneldiler. Reddetmem onları diyor. Haya ederim onları. Geri çevirmem kapından diyor Rabbimiz. Evet. Dolayısıyla burada şunu da zikretmeden geçemeyeceğim ben. Bu Seyyidül İstiğfar duası var malum haliniz. Bunu zaman zaman sohbetlerinde de zikrediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu çokça söyleyin diyor. Mana şu. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdük ve ene ala ahdiki. Uzun bir duadır bu. Burada bunu yineleyin, sürekli zikredin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Rabbim, ey yüceler yücesi Rabbim, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Senin yüce kapına ben, yüce dergahına günahlarımla geldim.
günahlarımla sana yöneldim ama şunu bildim ve sana inandım ki o günahlarımı affedecek olan sensin ya Rab. Senden başka çalacağım kapı yoktur ya Rab. Günahları ancak sen mağfiret buyurursun ya Rab deyip Rabbimizin o mağfiret kapısını bu mübarek ayda çalma imkanını yakaladık. Bu da elhamdülillah müminler olarak bizi rahatlattı. Hamdolsun. Ramazan-ı Şerif'e daha nice Ramazanlara kavuşup arınmış, bemberrak olmuş bir gönül dünyamızı kurarak yeniden bir kul olma bilinciyle onun kulluk şuuruna ermeyi bizlere Rabbim nasip etsin diye dua edeyim yani. Evet. İnşallah, inşallah. İnşallah o güzelliği erdirsin Rabbim cümlemizi. Siz sohbetinizin bir bölümünde de sehavetten bahsettiniz Ramazan'ın kazanımlarında. Şimdi Ramazan'da cömertlik, paylaşımcılık, sehavet, yardımlaşma, bütün bunlar Ramazan'ın bize kazandırdığı hasletler, güzel duygular. Güzel duygular. Evet. Bu duygular. Evet. Tekrar söylüyorum yani gerek ferdi gerekse toplumsal. Müthiş bir şey bu Tahsin Bey hocam. Çok müthiş bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere dinimizin temeli iman ve ibadet, gayesi iyiliktir. Evet. Gayesi iyiliktir. İyilikler sadece yani belli şeylerle yapılan değil. Yoldaki giden karıncayı çaresizlikten kurtarmaktan tutun da insan denilen eşrefi mahlukat olan o dünyanın yeryüzünde Rabbimizin emrini icra edecek olan o şerefli varlıklar bizler için yapılan her bir şey. Hani eskiler bunu bir cümleyle ifade ederler. Çok hoşuma gider. Yaradana ibadet, yarattıklarına şefkat. Yani iyiliğin özeti bir manada bu. Evet. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'teki bu sehavet duygularımız, iyilik duygularımız, isar ahlakımız had safhaya ulaştı. Elhamdülillah. Evet. Yani bir içim... Hocam ben şurayı açmanızı istiyorum. İsar dediniz de pek çok seyircimiz bunun ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Onu ben açmanızı istiyorum. İsar yani kardeşimizi tercih etmemiz, evet. Öncelememiz. Evet, kendimize öncelememiz, kardeşimize evet. İyilikte ona öncelik vermemiz. Bu evet. İsar esasen sahabe ahlakıdır. Evet. Peygamber ahlakıdır bir başka ifadeyle. Evet. Sahabe efendilerimizin birbirleriyle olan İsar, ihsan, diğer iyilik, gam mı da diyelim? Diğer aynen öyle. Evet. Güzel ifade ettiniz. Diğer gamlık bunun bir başka ifade tarzı. Bu mübarek günde bu had safhaya erdi. Neyle? Zekatlarımızla. Evet. Neyle? Fitrelerimizle vereceğiz. Vermeyenler verecek belki. Verenlerimiz elhamdülillah dedik. Kefaretlerimiz var. Düşünebiliyor muyuz? Yani bir içim su. Ya muhtaç olan belki hocam bugün bir içim suya muhtaç olan mı var falan denebilir ama onu veya çok bir yudum su diyelim. Bir yudum su. Bir tas çorba, bir dilim ekmek, bir bardak çay. Bunu paylaştık. Evet. Bunu böyle ve bunu da yaparken severek yaptık. Zevkle karşılık yaptık. Beklemeden yaptık. Karşılıksız. Evet. Hiçbir şey olmaksızın. İşte bu da Ramazan'ın özelliği ve güzelliği değil mi hocam? Aynen öyle buyurduğunuz gibi. Gel kardeşim. Bazen rastlıyorum. Teravihten sonra çok rastladığım oluyor. Çay içiyoruz dostlarla. Parasını vereyim diye yarışıyorlar. Yarış yapıyorlar. Bunu başka bir millete izah edemezsiniz. Evet. Yarış ediyorlar. Sahabet duygularımız çok yükseldi. Çok yükseldi. İnşallah bu kazanımlar belki sohbetimizin akış içerisinde buna da temas edeceğiz. Bu kazanımlar hakikaten kolay kolay kazanılmıyor. Bunun devamı çok önemli. Elbette. Tahsin Bey hocam. Bunların devamı çok önemli. Bunları hakikaten sürdürmemiz lazım. Bu vasıflar, bu meziyetler bize has meziyetler. Yani hayatımızın bütününe yansıtmamız lazım. Eyvallah. Evet. Hayatımızın her alanında bu yansıtılması lazım. Çünkü bizi biz yapan değerler de bunlar. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayat seniyelerine bakıyorum. Müthiş örnekler var ya. İbret alacağımız müthiş örnekler var. Mevlana der ki bir yerde, onu hatırıma geldi zikredeyim. Mevlana diyor ki, sehavetli olanlar için toprakta açılan güller çok güzel nazenin ve
nezihtir diyor. Hı hı. Ama ey insan, sen gönüllerde açılan bir güle, açılacak bir güle vesile ol ki hiç solmasın diyor. Yani topraktaki açılan gül güzel ama açılır ama zaman gelir, solar gider. Gününü bitirir, hazan mevsiminde ne yapar? O solar. Ama gönüllerdeki açılan güller topraktaki açılan güller gibi solmaz, kalıcıdır. Bu gönüllerde süreklidir. Gül açtırmak için de yani birbirimize hoşgörüyle, sehavet duygularımız, hoşgörü duygularımız, sevme, sevilme, muhabbet, hı-hı, dostane ilişkilerimiz. Hı-hı. Bunlar hakikaten Ramazan'ın bize kazandırdıkları güzelliklerdir. Bunların meleki vasıflar olarak şöyle bir baktığımızda bizi güzelliklere götürecek neticelerdir. Evet. Herkes mi? Kimsenin kötülükten mutlu olduğunu görmedim ben şu ana kadar. Yani. Hep iyilik. Ve bir yerde buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onu da zikredelim. Diyor ki sıradanlaşmayın diyor. Sıradanlaşmayın. Şunlar gibi sıradanlaşmayın. Biz bize iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Biz bize kötülük yaparlarsa biz de mukabele ederiz diyenler gibi olmayın. Diyenler gibi olmayın. Kimin gibi olun peki diyor. Size iyilik yapıldığında o iyiliğe mukabele edenler tamam. Evet. Ama kötülük ya da olumsuz davrananlar olduğunda bile ona iyilikle mukabele edebilme Ali cenaplığını gösterin diyor. Nasıl olacak hocam bu? Muhteşem nefis, bir şey ya. Bu nefis buna müsaade etmezse nasıl bunu yenebilmek de kolay bir olay değil ama yapmak lazım esasen. Evet, biz Ramazan'da bunları da kazanıyoruz. Evet, evet. Ve yedraune bil haseneti seyyeh buyuruyor Rabbimiz bir yerde. Kur'an-ı Kerim'in bir iki yerine geçer. Hı. Yani onlar o güzellikleri elde eden kimseler onlardır ki onlar kötülükleri iyiliklerle mukabele ederek yenerler. Hı hı. Hakim kılarlar. Hı hı. Güzellikle onlarda marifet vardır. Bu her baba yiğidin kârı da değil tabii. Elbette. Bunu da zikretmek i̇şte lazım. Kolay bir şey değil. Yani ama pehlivanlık olarak tabir ediyorlar. Muhteşem bir şey. Yapabilene de zor bir şey değil. Rabbim inayet ederse kolay tabii ki. İnşallah. Evet. Çok güzel inşallah. Evet. Ramazan'daki yani, bu iyiliğe iyilik her kişinin kârı. O meşhur atasözümüz değil tabii mi? Kötülüğe iyilik er kişinin kârı. Er kişinin kârı diyor atalarımız. Yani bu Ramazan'da şehavet duygularıyla üstlenmemiz, bezenmemiz neticesinde evet, er kişi kategorisine de girmiş oluyoruz. Girmiş oluyoruz hocam, böylelikle. Değil mi? Evet. Evet. Bu konuyla alakalı başka cömertlik, şehavet. Şimdi hani az evvel ifade ettim ya, dinimizin temeli iman ve ibadet, gayesi iyiliktir dedim. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerde buyuruyor ki her Müslümanın sadaka vermesi lazımdır diyor. Evet. Bakınız. Dinin her emri hikmetli. Her bize verilen her mesuliyette bir hikmet var. Aramak lazım. Her Müslümanın sadaka vermesi lazımdır diyor. Sahabe efendilerimiz diyor ki ya Resulallah ya gücü yetmezse ne olacak? Evet. Öyle ya. Ya. Herkes varlık sahibi olamayabilir. Belki hayatında sadaka veren değil, konum itibariyle sadaka alan konumdadır yani. Efendimiz buyuruyor ki yani bir azim veriyor, bir gayretli gayretli olmasına yönelik bir adım atsın diyor. Çalışsın diyor. Gücü yetiyorsa çalışsın. Çalışsın, çabalasın, kazansın ve kazancından da sadaka versin diyor. Ya Resulallah gücü yetmezse çalışana yardım etsin diyor. Evet. Çalışana yardım etsin. Ona da gücü yetmiyorsa iyilik yapsın diyor. İyilik yapamıyorsa kötülüğe engel olsun diyor. Kötülüğe giden yolu kapatsın diyor bir yerde. Hı hı. Dolayısıyla hayatımızın dediğim ya. Sadaka vermek çok kolaylaştırmış Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tebessüm, güler yüz. Yeter diyor. Yani bu da bir sadaka. Yani mütebessim olmak bile bir sadaka değerindedir. Sadaka esasen sadakattan gelir. Hı hı. Sadakat demek neye? Yaradana sadakat, yarattıklarına sadakat. Evet. Bütün mahlukata
şefkat etmek, sadakat etmek, hakkını gözetmek, onunla ilgili ne varsa sorumluluğu olarak yerine getirmek yani. Bu önemli bir şey. Başka bir yerde geçer ya, malum haliniz, seyircilerimiz bunu mutlaka bilirler, sohbetlerde dinlemişlerdir. Her bir Müslümanın yaratılışının her bir eklemi için bir sadaka borcu var diyor. Her eklemi için, her bir mafsalı için. Hı hı. Yolda yürürken, namaza giderken attığımız adımdan tutun, mümin kardeşimize olan tebessümümüz, mütebessim bakışımız, nasılsın dememiz, Allah razı olsun dememiz, selamlaşmak, selamun aleyküm dememiz, iyi misin, Allah rahatlık versin, hayırlı sabahlar dememiz. Yani bunlar insani manada güzel değerlerdir. Sevdiğimizi ifade etmemiz, sevdiğimiz yani, kimseye. Yani müthiş bir şey. Yaptığımız bu nazik davranışlarımızdan bile bir sadaka sevabı. Yolda giderken yola engel teşkil edecek bir engeli kaldırabilmek de aynı şekilde, aynı şeyde değerlendiriliyor. Yol sorana yol göstermek. Bir amanın elinden tutmak. İyiliği hakim kılmak. Kötülüğü engel olmak. Sadaka sevabına yönelik. Yani sehavetten sadakaya geldik. Bunlar bu şeyde hep mülahaza olunur. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif hem insani manada, hem mali manada, hem cismi manada, hem zihni manada her güzelliği elde ettiğimiz mübarek bir aydır elhamdülillah. Evet, Cenab-ı Hak sonlarına geldiğimiz bu mübarek aya tekrar ulaşmak. Hoşnut olarak. Hoşnut olarak yolcu etmeyi, yine iyi bir hal ile karşılamayı, sağlıkla, saadetle karşılamayı bizlere lütfesin inşallah. İnşallah. Şimdi hocam, bu ara bir ara vermemiz gerekiyor burada. Dolayısıyla ikinci bölümde tekrar sohbetimize devam edeceğiz. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bir reklam aramız, ardından yine biz buradayız. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مش اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا
وعدًا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Evet sevgili kardeşim, çok teşekkür ederim bu güzel kıraatinden dolayı. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Evet sevgili seyirciler, Allah ne güzel söyledi. Sadakallahul azim. Bu kardeşimizin okuduğu Enbiya suresinin 101 ve 107. ayetlerinde Cenab-ı Hak yine cennetlik ve cehennemliklerden bahsediyor. Kıyametin kopması esnasında Yüce Allah'ın gücünden, kuvvetinden, kudretinden bahsediyor. Ve mealen bize şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz katımızdan kendileri için güzel şeyler takdir edilmiş olanlar, işte oradan, cehennemden uzak tutulanlardır. Bunlar onun, yani cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Canların istediği şeyler için de temelli kalırlar. O en büyük korku bunları üzmez. Kendilerini melekler size söz verilen gün işte bugündür diye karşılarlar. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Andolsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. Şüphesiz bu Kur'an'da kulluk eden kimseler için kafi bir öğüt vardır. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da övülmüş, övgüyle bahsedilmiş, bize de ona tazim ve hürmette bulunmamız tavsiye edilmiş ve alemlere rahmet olarak gönderildiğini Cenab-ı Hak bize Enbiya Suresi'nde böylece beyan ediyor. Evet sevgili seyirciler, yine Ramazan, yine kaldığımız yerden Mehmet Cila Hocam'la devam ediyoruz. Hocam, Ramazan ayı muhasebe ayı denir. Yani böyle midir gerçekten? Nasıl bir muhasebe Tahsin ayıdır hocam, Ramazan ayı? Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Allah razı olsun sizden. Yani Ramazan-ı Şerif hayatımızın muhasebesini yapacağımız çok önemli bir zaman dilimidir. Evet. Muhasebe derken şöyle bir özümüze döneceğiz. Kendimize bir bakacağız. Zararda mıyım, kârda mıyım? Daha önceki hayatımda yaşadıklarımla şu anda yaşadıklarım ve daha sonraki yaşayacaklarım. O malum değil, daha ona bizce malum, meçhul o. Önceki yaşadığımızı şöyle bir sorgulamalıyız. Eğer zarardaysak demeliyiz ki ben bu Ramazan-ı Şerif'te elhamdülillah Rabbimin inayetiyle güzellikler kazandım. Meleki hasletleri elde ettim.
bununla zarardayken, yani daha önceki hayatımdaki o olumsuzlukları olumlu oluşturarak, olumlu yaparak kendime geldim. Elhamdülillah. Yani böyle bir muhasebat yapıp, ha yani geleceği daha iyiye yönelik projeler üretmek, yapmak. Nedir o? Daha iyi kulluk, daha Rabbimizin razı olabileceği işler, Rabbimizin hoşnut olacağı hayırlar, hasenatlar, kulluktaki mesafe. Ha bunlar yapılırken, yani mümin olarak şöyle bir, ben bana Ramazan-ı Şerif'te Rabbim bu fırsatı verdi elhamdülillah demeliyiz. Evet. Peygamberimiz Efendimiz öyle buyuruyor. Hani demin sohbetin başında aleyhissalatu vesselam. Nice insanlar vardır ki Ramazan onlara hiç tesir etmemiştir diyor. Tesir etmemiştir. Farkına varmamışlar. Muhasebat duygularını geliştirmemişler. Ve geliştirmeyince ne olmuş? Sıradan bir günmüş gibi düşünmüş. Öyle geçmiş. Hal böyle olunca bu güzelliklerden onun özünde, kendinde, nefsinde, belki yuvasında böyle bir ondan eser görülmüyor. Öyle olmayın, öyle olunca da, böyle bir hal içinde bulununca, yani bilemiyorum ama acınır öyle hale düşenlerden, düşenlere. Evet. Rabbim düşürmesin. Amin inşallah. Elhamdülillah. Muhasebatımızı geliştirmemiz lazım. Bu fırsat iklimini, yani fırsat mevsimini bu güzelliklerle bezemeliyiz. Güzelleştirmeliyiz bunu bu şekilde. Ha bunu yaparken de tabii ki sürçmelerimiz olabiliyor, değil mi? Elbette. Kaymalarımız olabiliyor. Düşme olabiliyor. Kullukla kusurumuz olabiliyor. Bunu bir biçimde telafi etmenin yolu nedir? Evet. Tevbe etmek. Tevbe edeceğiz. Yani bunlar tabii sayısı çoğalmadan, ard arda gelmeden, bizi tepemize çullanıp da çökertmeden, eyvallah, daha küçük haldeyken, hani buyurur çözmek. Ya yani, aleyhissalatü vesselam, Ramazan dışındaki günlerde de hatalarımız olacak, sadece Ramazan değil elbette olacak. Biz beşeriz. Kuluz çünkü. Kuluz. Evet. Kuluz. Şaşırırız zaman zaman. İşte şaşarız, evet. Düşeriz, kayarız, sürçeriz. Hı-hı. Hani Efendimiz öyle buyuruyor ya bir yerde. İnsanoğlunun hayırlısı odur ki tevbeleri günahlarından tevbe edendir. Evet. En hayırlı insan odur ki, Adem'in çocuklarından en hayırlısı odur ki günah işleyip de tevbe edebilendir. Evet. O tevbesini geciktirmeden. Birçok camilerimizde şu ifade var Tahsin Hocam. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Hı. Ne buyuruyor? Accilu bit-tevbeti kablel-mevt. Evet. Yani ölüm gelip çatmadan evvel, ecel pençesine düşmeden önce tevbe dilekçemizi, tevbe müracaatımızı Rabbül Alemine arz eylemeliyiz. Evet, yani biz bu Ramazan'da muhasebemizi yaptık. Eksi artı koyduk ortaya önümüze. Elhamdülillah. Baktık ki eksilerimiz de var. Var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Rabbimize İltica ederek, iltica edeceğiz. Çünkü iltica ederek tevbe etmemiz gerekiyor. Gaffaru zunub, tevabur rahim, onun esma-ül hüsnasındandır bunlar. Hı hı. Dolayısıyla Rabbimize bu arzu halimizi, içinde bulunduğumuz halimizi, acziyetimizi, günahkar oluşumuzu fark ederek, bunu bilincini taşıyarak demeliyiz ki ya Rab, kapına geldim. Başka gidecek kapım yok ki ya Rabbi. Geldim, şununla, bununla sayacak olsam sayamayacak derecede geldim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var, malum haliniz. Bunu ben çokça zikrederim. Sure-i Zümer'de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ ayet-i kerime, öyle değil mi hocam? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Hı-hı. Ayet-i kerime. Bu Kur'an-ı Kerim'de diyor sahabe efendilerimiz, rivayetlerde geçer. İnsana, mümine, insana, genel manada insana, özel manada mümine en fazla ümit verecek olan ayet-i kerime budur diyor. Evet. Çünkü burada Rabbimiz ne buyuruyor? Söyle o kullarıma ki, kullarıma söyle, kulluk, kullukla bizi, yani kulluğa kabul ediyor Rabbimiz elhamdülillah. O kullarıma söyle ki, hangi kullarıma diyor? Yani
aşırı gitmede, nefislerine zulmetme noktasında haddi aşanlara. Olur ya, hani az evvel ifade eyledik. Sürçme, düşme, kayma, bir eksiği olabilme fıtrat ve hılkatinde yaratılmışız sonuçta. Ha, böyle olan kullarıma söyle ki diyor, onlar asla ümitsiz olmasınlar. Ümitlerini yitirmesinler. Ümit var olsunlar. Kendilerini affedecek Rablerinin olduğunu bilsinler. Evet. Çünkü o Rabbül Alemin Gafurur Rahim'dir. Kesmesinler ümitlerini. İşte Ramazan-ı Şerif'in bu güzelliğini de tevbe kapımızı, tevbe kapısına yönelişimizi yenilememiz, yeniden kendimize gelmemiz, tevbe dilekçesini Rabbimize arz eylememiz açısından muhasebet ayı oluşu ayrı bir önem arz ediyor. Evet. Ayrı bir önem arz ediyor. Evet, hocam şimdi isterseniz bu fidyeden, fitreden bahsettik. Oruç tutamadık. Yeri geldi. Yani şimdi ben o konuda şunu istirham edeceğim sizden. Şimdi şöyle, tutamadık oruç. Evet. Ama ileride, bu konuya da girelim istiyorum. Biraz belki şey oldu ama, yani ani oldu ama aklıma geldiği için söylüyorum. Beraberce, ama Ramazan bitmeden bunları bilmemiz ve hatırlatmamız beraberce, lazım. Beraberce yani. Bu konuda bir yürüyelim bakalım. Çok ileride. Güzel olacak. Şimdi diyelim ki ben kendi üzerimden örnek veriyorum. Rahatsızım. Ama iyi olma ihtimalim var. Evet. Fidye verdim. Ya da vermem gerekiyor mu? İyi olma ihtimali var. Sonra kaza edeceğim ben bunu. Hiç şüphesiz sağlığına kavuşacaksa fidyesini vermeyebilir. Yani fidyesini, evet, sağlığına kazanma ihtimali olabilen kimseler daha sonraki zamanlarda, hı hı, ne yaparlar? Oruçlarını tutamadıkları gün adedince ne yaparlar? Kaza ederler. Ama iyi olma ihtimali bulunmayan kimseler açısından Allah-u Teala kimseye dert verip derman aratmasın. Ha, sağlık çok önemli, tazim ediyorum. Elbette. Sağlıktan daha büyük hazine olamaz. Evet. Rabbimizin en büyük verdiği afiyettir. Yani bize verdiği en büyük hazine, en büyük lütfu ihsan sağlıktır. Dolayısıyla sağlığını elde edemeyecek derecede bulunanlar o tutamadıkları gün sayısınca ne yaparlar? Fidyesini verirler. Dolayısıyla bu da Rabbimizin bir kolaylığıdır bize. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruluyor zaten. Evet. Tutamayacak derecede olanlar, gücü yetmeyenler açısından yutikunehu fidyetun taamu miskin. Bu bir yani yüce dinin bize getirdiği o güzellik, yaşanabilirlik. Elhamdülillah. Evet. Bunu böyle düşünmek lazım, şimdi, düşünmemiz lazım. Evet, şimdi fidye vereceğiz. 30 gün tutamadık. Bu sene biliyorsunuz 20 TL o, evet, şeklinde. Evet. 30 gün tutamadık ve tutma ihtimalimiz de yok. Daha sonra kaza etme ihtimalimiz de yok. Fidyemizi vereceğiz. Nasıl vermemiz lazım hocam? Yani ben geldim, oruç tutamadım, tuttum. Al kardeşim, bu benim fidyem dedim. 30 tane orucumun karşılığı 600 lira. Böyle mi olmalı, yoksa tek tek? Tek tek de verilebilir. Toptan da verebiliriz. Dolayısıyla burada önemli olan şey şudur ki fidye alabilecek konumda olabileni bulabilmek. Yani, evet, fitre alacak, fidye alacak, zekat alabilecek konumda olabilen fakir kimseyi, muhtaç kimseyi bulmayı esas edinmeliyiz. Evet. Bazen bize soruyorlar. E hocam, kime verelim? Öncelikle akrabalarımız. Hangi akrabalarımız? Birinci derece değil, ikinci derece. Yani usul ve furuun dışındaki ikinci derecedeki akraba ve fakir olanları gözeteceğiz. Hı hı. Bu da muhteşem bir dayanışmanın bize kazandırdıklarıdır. Düşünebiliyor muyuz? Yüce din diyor ki, ey Müslüman, önceliklin, öncelemen kardeşindendir. Kardeşin çocuklarındandır. Amcandır, amcanın çocuklarındandır. Halandır, teyzendir vesaire, diğer akrabalarından başta. Sonra komşularındır, etrafındır. Daha sonraki katman katman, derece derece bu sehaveti ne yapmamız istiyor? Yaygınlaştırmamızı istiyor yüce dinimiz. Evet. Bu Ramazan-ı Şerif'te demin kazanımlarda bir iki cümleyle geçmiştim. Bu sehavet duygularımızı böyle bir mütedahil bir halka şeklinde yaygınlaştırmalıyız. Akraba, yakın akraba, biraz daha sonraki akraba, ondan sonraki komşu, komşunun komşusu, etraf,
etraftaki muhtaç olanlar, böyle bunlar yaygınlaştırılarak bu sahavet duygularımız bir biçimde zirveleştirilmesi lazım gelir Ramazan-ı Şerif'te. Evet. Bunu da bu zevkide tadanlar bilir. Evet, doğru. Bilenler bilir. Yeşil Cami'de bir yazı var. Onu zikredeyim müsaadenizle. Ecdat yazmış. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki orada o dönemin esasen o sosyoekonomik durumlarını da göz önünde bulundurarak oradaki hattatlar, alimler yazmışlar. Her gün bir melek, iki melek iner diyor. İki melek gelir. Kime? Sehavetli olanla cimri olana. Der ki, ey sana Allah'ın verdiği imkanları sehavetçe, cömertçe paylaşıp insanlara sunan, insanlara saçan, insanları o yaptığı güzelliklerle buluşturan kimse. Sen o sehavetini, cömertliğini, iyiliği insanlara verdin. Allah da sana kat kat versin der. Öbürüne de der ki Allah'ın sana verdiklerini sen kıstın, esirgedin. Evet. İnsanlardan esirgedin. Esirgeyince Allah da sana verdiklerini kısar ve esirger, vermez. Dolayısıyla sehavet böyle bir şey. Cömertlik böyle bir güzel duygu. İşte Ramazan-ı Şerif'te bunları da elde ettik elhamdülillah. Evet. Bu sehavet duygularımızı zirveleştirdik. Fidye ayrı bir güzel, fitre ayrı bir güzel, zekat ayrı bir güzel. Mali ibadetlerimizde bu güzelliği yaşayarak, yani bir manada dinin usul esası olan şehadet tam. Namaz ayrı bir güzel. Evet. Oruç disiplinli bir biçimde yapıldı, yaşandı. Ve İslam'ın köprüsü olan zekat ve diğer furuat, mali ibadetler hakeza bu mevsimde bu güzellikle yaşandı ve diğer aylara yaygınlaştırıldı. Hepsi bir güzellikle bize böyle nur saçtı, güzellik getirdi. Bunu bilemiyorum ama yaşayanlar çok büyük zevk ve lezzet alıyor diye düşünüyorum. Evet, mutlaka, evet. Evet, tavsiye hocam. Hocam şimdi fitreden de bahsettik de, yani fitre miktarı kadar fidye vereceğiz ama yani fitreyi biz Ramazan'ın başından sonuna kadar verebiliyoruz. Sonuna kadar verebiliyoruz. Bayram namazından öncesine kadar. Evet, bayram namazından kılınmadan önceye kadar ne yapılabiliyor? Verilebiliyor fitrelerimiz. Ama fidye daha sonra da verilebiliyor. Evet. Yani Ramazan-ı Şerif'ten yani sonra tutamadığımız oruçların evet. fidyesini Ramazan-ı Şerif'ten sonra da ne yapabiliyoruz? Evet. İlgili fukaraya, muhtaçlara verebiliyoruz. O bir şey yani. Hatta şunu da ifade etmek gerekir. Yani veremediğimiz ya da tutamadığımız oruçlarımızın fidyesini toptan verebileceğimiz gibi bölüm bölüm, peyderpey de ne yapabiliriz? Verebiliriz. Bu da Rabbimizin bize sağladığı peki, kolaylıktır. Peki aynı şey de aynı şey zekat içinde geçerlidir. Kefarette geçerli midir? Kefaret içinde geçerlidir. Verebiliriz. Ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı insanlara ne yapabiliyoruz? Yok, toptan verebilme konusu. Tabii. Aynen öyledir. O da onun evet. gibidir. Yani burada amaçlanan dinin bize insana öğrettiği herhalde şu olmalı. Bayram öncesi fitrenin en azından verilmesi. Fitrenin fakiri zaten bayramın sevincine ortak etmek. Eyvallah Tahsin Hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Evet. Fitrenin hikmeti, vücubiyetinin hikmeti sevinçle bayrama erişsin. Sevinçle bayrama kavuşsun. Evet. Bir ihtiyacı varsa görsün. Onu halletsin. Ve bayrama o sevinci yaşayarak girsin. Böyle bir hikmeti var orada. Hı hı. Bu yani yüce dinimizin her emrinde hikmet var. Mutlaka. Her güzelliğinde bir hikmet var. Ve dikkat edilirse her bir emir, her bir özellikle mali ibadetlerdeki temel hedef insan. Evet. İnsana hedef alıyoruz. İnsana iyiliği esas alıyoruz. İnsanı zekatın, fitrenin dikkat edersek fakire verilmesindeki temel hikmet mesela kurumlara verilmiyor. Evet. Kurumlara verilmiyor. Fakire temlik amaçlı. Yani bizatihi yaşayıp alabileceği, tasarruf edebileceği, malik olabileceği bir konumda olacak.
Evet. Fitre alan ya da zekat alacak kimsenin bizatihi ona verilmesi esas alınıyor. Bunlarda hep hikmet aramalıyız. Elhamdülillah diyorum. Şu Ramazan-ı Şerif'in güzelliğiyle bu lezzeti, bu tadı bize yaşattı Rabbimiz. Daha nice Ramazanlara kavuşup bu güzellikleri yaşamayı bizlere lütfu ihsan eylesin diyorum doğrusu. Bunu anlatırken bu zevki duyuyorum hocam. Evet. Şimdi hocam bütün bu güzellikler var. Ramazan'da yaşadık bu güzellikleri. Bu kazandıklarımızla alakalı gelecekte şimdi, ne yapmalıyız evet, yani? Ramazan dışında nasıl davranmalıyız? Bir şeyler kazandık bakın. Şehavet şey dedik, cömertlik dedik. Allah razı olsun. Efendim diğer gamlık dedik. İşte ne bileyim ya bir sürü özel durumdan bahsettik. Özellikten bahsettik. Bir Müslümanın edindiği, kazandığı güzelliklerden şimdi hakkın Ramazan hakkında. Geçti. Ne yapacağız? Evet, yani hakikaten bunları devam ettirebilmek esastır. Evet. Hazreti Ayşe annemiz soruyor bir yerde. Hangi amel makbuldür diyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama hangi amel daha makbuldür? Hangi amel hakkın nezdinde daha muteberdir deyince az da olsa devamlı olan. Devamlı olandır. Sürekli olandır. Evet. Sürekli olması çok önemli. Hı hı. Bugün yaptık bit. Hayır. Yani biraz tabirimi bilmiyorum nasıl bulursunuz. Ramazan-ı Şerif mevsimlik bir şey gibi değil yani. Böyle, evet. Hani dersin başında, sohbetin başında da ifade ettik ya. Bir müminin Ramazan'daki kazanımları tüm hayatının alanına, her tarafına sirayet eylemeli. Hı hı. Sirayet etmeli. Bu güzelliği, bu iyiliği, bu ulvi vasıfları, bu meziyetleri her dönemde göz ardı etmeden hep canlı tutabilmeliyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatımızın her alanına iyilik hakim olursa inşallah dolayısıyla beraberinde ahiretin güzelliği de bizim olacaktır. İnşallah, inşallah ahiretin hocam. Güzelliği de bizim olacaktır. Hı-hı. Zamanımız var mı? Hocam iki buçuk dakikalık bir zamanımız kaldı. Ama ben böyle bir geleneğim var. Her iftar saatinde dua yapıyorum. Bir dakika sizinden fedakarlık yapabilirim. Şimdi bir ayet-i kerime var. Orada ayet-i kerimeler daha doğrusu Rahat suresinde geçer. Sayar orada Rabbimiz. İşte kendisine ahdini tutanlar, verilmesi lazım gelen hakları, verilmesi lazım gelen hakları verenler, sabredenler, hesabın dehşetinden ürkenler, korkanlar, namazı kılanlar, zekatı verenler, iyiliği hakim kılanlar, iyiliği bir biçimde esas alanlar, kötülüğü iyilikle mukabele ederek savanlar var ya, hı hı. Onlar için cennet-ü adnin diyor. Cennet-ü adin yani cennet, adın cenneti. Onların olacaktır. Neden dolayı? Çünkü onlar bütün bunlara erişebilmek için bime sabartum fenime ecrul amilin. Ukbeddar. O da ayrı bir ayet. O da ayrı bir ayet. O da ayrı bir ayetin bölümü. Burada onlar için sabretmelerinden sonra ettiklerinden dolayı cennet onların da olacak. Güzel akıbet evet. Onların da evet. Olacak. Rabbim bu güzel akibete cümlemizi amin inşallah inşallah. Güzelliği bu güzelliğe nail eylesin. Hı, tamam. Bu güzelliği eriştirsin Tahsin tamam. Bey hocam. Peki. Zevkli bir sohbetti. Peki tüm hocam. Seyircilerimize, bütün izleyicilerimize afiyetler, sağlık diliyoruz, güzellikler diliyoruz. Daha nice Ramazanlara kavuşmayı, affolmuş, bahtiyar insanlardan olmayı cümlemize Rabbim nasip eylesin. Amin inşallah. Ben de bu dileklerinize yürekten katılıyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız, şeref verdiniz. Ben hep söylüyorum bütün konuklarım için. Programımıza renk kattınız, değer kattınız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yine güzel bir günde, güzel bir ayda, güzel bir zamanda buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Zaten halinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bu Ramazan'ın 27. gününde, 27. iftarına yaklaştığımız şu dakikalarda bir dua ile bu zamanı anlamlandıralım. Dua vaktidir. İftar vaktidir. Buyurun amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya rabbel alamin. Hamdolsun, şükrolsun. Bir Kadir gecesini idrak ettik, ihya etmeye gayret ettik. Dolu dolu bir gece yaşadık. Hemen akabinde
yine zatından bahsettik. Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi andık zaman zaman. Ya Rabbi, ayetlerin okundu, üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Allah'ım bu sohbetimizi rızana muvafık eyle. Tesirini halk eyle ya Rabbi. Ya İlahi, oruçlar tuttuk, zekatlar verdik, fitreler, fidyeler vermeye gayret ediyoruz. Ya Rabbi, Ramazan ayı boyunca yaptığımız ibadet ve taatlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, vermiş olduğumuz zekatlarımızı, yapmış olduğumuz hayru hasenatlarımızı, zikru tesbihatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kadir gecesinin gölgesi henüz üzerimizden gitmedi. Ya Rabbi, Kadir gecesinden müstefid olanlardan eyle. Tekrar tekrar bu mübarek geceye ulaşmayı, sağlıkla, saadetle bir ömür sürmeyi, hayırlı akıbetlerle karşılaşmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. İlahi, geçmişlerimize rahmet eyle. İlahi, ordumuzu, yurdumuzu, bayrağımızı, sancağımızı, Kur'an'ımızı, vatanımızı, milletimizi, devletimizi hıfzeyle ya Rabbi. Ordumuzu muzaffer eyle. İlahi, duamızı makbul ve muteber eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Lillahil Fatiha. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا